Çadır kurulumu bittikten sonra etek kısımlarında yaklaşık 20-25 santim. Tabi bu çadırın büyüklüğüne göre değişebilir. Ama yaklaşık 100 metrekareye kadar olan çadırlarda etek kısımlarında 20 santim derinliğinde bir kanal gördüğünüz gibi oluşturarak eteğin üstü gömülme işlemi başlar. Kanal açmamızdaki maksat çadırın iç zemini dış taraf etek kısımlarından yaklaşık 15-20 santim yukarıda olması içindir. Bu sayede dışarıdan gelen yağmur suyu aynı zamanda bir kanal oluşturduğumuz yan kısımlardan toprağın altından süzülerek dışarı atılır. Diğer türlü kanal eşilmemiş olsa, kanal yapılmamış olsa dışarıdan gelen yağmur eğer çadırın zeminine beton atmamışsak suyun içeri emilmesine neden olur. Bu da sürekli iç kısmın rutubetli, nemli olmasına sebep olur. Bu yüzden yan kısımlarını 15 santim, 20 santim derinliğinde kanal oluşturarak eteklerin gömme işlemini yapınız. Bizler genellikle küçük çadırları, ekonomik model küçük çadırları müşterilerin kendisi kurabildiği için direkt ambarla adresine gönderim yapıyoruz. Kurulma esnasında yaşanacak bir sorun ya da eksik bilgi, yapamadığınız bir şey olduğu zaman şirketimizden mesai saatleri içerisinde sürekli telefonla destek alabilirsiniz. Hatta çadırın ilk kurulumuna, telefonu hiç kapatmadan ilk oluşumuna arkadaşların yardımıyla başlayabilirsiniz. Biz kurulum için ayrıyetten ekip gönderip de fazladan cebinizden para çıkmasını istemiyoruz. Talebiniz üzere ya bir tane kılavuz usta gönderiyoruz, kurulumda ücreti kendisini ödüyorsunuz. Ya da müşteri genellikle küçük çadırları kendi kuruyor ya da telefonla destek alabiliyor.